Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasaklanacak riskli kimyasalların listesini yayımladı. Listede oje çıkarıcı olarak kullanılan kozmetik ürünü aseton da var. Kıyafetleri saklamak için kullanılan naftalin de. Aseton ve naftalin özellikle kadınların hayatında önemli yer tutuyor. Ama artık bu kimyasal ürünlere yasak geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sağlığa zarar verebilecek riskli kimyasalların listesini açıkladı. Amaç Avrupa Birliği kimyasallar mevzuatına uyum sağlanması. Çinko oksit, amonyum nitrat, kömür zifti, gaz yağı, kloro etilen ve nikel içeren maddeler kısıtlama ya da yasak kapsamında. Sağlığımıza etki eden, işte çocuklarımıza etki eden bu tip kimyasallar yavaş yavaş devre dışı kalmaya başlayacak. Örneğin aseton yerine ne kullanılacak? Asetonun örneğin muadili etil asetat denilen farklı bir kimyasal ve bağımlılık yapmıyor. Yine naftalinle muadili çeşitli kimyasallarımız var. Bunlar kullanılacak ama maliyetleri daha yüksek. Zaten aseton tırnaklar için zararlı bir şeydi. Ne yapalım, aseton yerine asetonsuz oje çıkarıcı kullanabiliriz. Ben çok sorun olacağını zannetmiyorum açıkçası, her şeyin bir farklı bir çözümü var. Yasaklansın madem kimyasal içeriyorsa, mutlaka yasaklansın. Naftalin de özellikle kıyafetlerin saklanması konusunda kadınların sıkça başvurduğu bir madde. Ya zaten çok da naftaline ihtiyaç kalmıyor artık. Eskisi gibi bir şeyler yıllarca saklanılmıyor yani. O geçti artık. Naftalin zamanı öldü, annemlerin zamanındaymış. Ve nikel yasaklanması planlanan kimyasalların başında geliyor. Nikel en çok düğmelerde ve çatal bıçak kaplamalarında kullanılıyor. Nikelin en büyük sıkıntısı ağır metal olduğundan dolayı kanserojen bir etkisi var. Çevre Bakanlığı bu riskli kimyasalların hangilerine yasaklama, hangilerine kısıtlama getirecek şimdilik bilinmiyor. Ama uygulamanın bu yıl içinde Türkiye'de devreye sokulması bekleniyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bankaların tüketici